düzenlenen toplu sözleşmeleri de yine bir toplu sözleşme trafiği oyununa döndü. Bir gün bir görüşüyorlar, bir teklif veriliyor, sonra hükümet bir teklif veriyor, 4 gün geçiyor aradan. En son 16 Ağustos'ta hükümet güya son teklifiyle 2020 yılının ilk 6 ay için %3, ikinci 6 ay için %3,5 teklif etti arkadaşlar. Sefalete teslim eden bu teklifi kesinlikle kabul etmiyoruz. Bir önceki gün gece Yandaş Konfederasyon Genel Başkanı ile Aile ve Çalışma Bakanı yeni bir görüşme yapıyor. Bu sefer birer puanlık artışla %4+4. Aslında bu rakamları okumaya gerek yok arkadaşlar. Yani bu rakam 4 olsa ne olur, 10 olsa ne olur. Ama Yandaş Sendika'nın kendi götürdüğü teklifin bile arkasında duramadığı açık. 200 lira seyyane taban maaşa zam ne oldu? 3600 ek gösterge sözü ne oldu? Emeklilikte yaşa takılanlar ne oldu? İşte tüm bunlardan dolayı bu sözleşme bir çay parasına bile denk gelmeyen artışa 5 milyon emekçiyi, emekliyi mahkum etmeye kimsenin hakkı yok diyoruz arkadaşlar. Söz etki karar.